Kardeşlerimiz arasında dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonları var. Doğru. Evet. Doğru. Kardeşlerimizi tanıyalım. Siz tanıtın. Şimdi kendisi tanısın aslında. Tamam. Yavrum sen kendini tanı. Ben ne? Böyle gelelim istersen, ses çok fazla. Evet. Ben ne diyeceğim başka? Evet. Muhsine, ne spor yapıyorsun? Atletizmle uğraşıyorum. Atletizm yapıyorsun. Evet. 1500 metrede, 800 metrede, Londra'da dünya üçüncüsü 800 metrede. 800 metre ve 1500 evet. metrede Londra'da. Dünya üçüncüsü. Evet, dünya üçüncüsü oldum. Evet, peki nerede yaşıyorsun? Burhaniye'de. Burhaniye'de yaşıyorsun. Peki Burhaniye'de spora ilgi var mı? Evet. Spora ilgi var. Hocanız? Benim antrenörüm evet. Deniz Eren oldu. Başka dereceleri var. Başka dereceleri? Evet. İsviçre'de 400 metrede dünya birincisiyim. Evet, çok güzel. 1500 metrede dünya birincisiyim. 1500 metrede dünya birincisi. Yani yurt dışında Türk bayrağını yönlere çektiren daha sporcularımızdan birisi. Evet. Neler düşünüyorsun? Hedefin ne? Hedefim 2020'de Tokyo'da 1500 metrede ilk çekilmek. Derecelerin nasıl? Güzel. Çok güzel. 1500 metre 5-10. Çok güzel. Başarılar diliyorum. Evet hocam, diğer sporcumuz? Diğer sporcumuz Sevim Demircan. Evet. Sevim sen kendini. Şöyle Sevim, böyle gelelim de ses çok güzel, gel. Evet. Adım Sevim, soyadım Demircan. Evet. 400 metre koşuyorum. Avrupa'da Avrupa ikincisi oldum. Avrupa ikincisi oldum. Burhaniye'de mi yaşıyorsun sen de? Evet. Burhaniye'de. Ama Burhaniye'de atletizme ilgi büyük galiba. Evet. Çünkü dereceye giren kardeşlerimiz var, değil mi? Evet, çok çalışıyoruz. Bu yüzden daim. Çok çalışıyoruz. Nerede çalışıyoruz? Sızlattım'da mı? Yani evet. Evet. Sızlattım. Hedefin ne? Hedefim 2020 Tokyo. Başarılar diliyorum. Hocam evet. Arda. İsmim Arda Aygün. Evet. Atletizm yapıyorum. Burhaniye'de yaşıyorsun. Evet. Türkiye derecelerim var. Evet, derecelerim var. Türkiye şampiyonu. Çok güzel. 1500 metrede. Çok güzel. Hedefin ne? Burhaniye'de yaşıyorsun. Ama Burhaniye'de atletizme öbür kardeşlerimize de bakıyoruz. İlgi oldukça fazla galiba. Evet. Burhaniye'de ilgi çok fazla. Belediyenin desteği sayesinde ilgi her günde artıyor. Burhaniye Belediyesi size tabii destek oluyor. Tabii. Çok güzel. Evet. Hedefin ne? Hedefim milli takım. Bu kardeşlerimiz gibi sen de dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu güzel kızımızı tanıyalım. İsmim Gülden Erol. Evet. Atletizm yapıyorsun. Derecelerin? 100 metre ile uzun atlama. 100 metrede? Uzun atlama. Uzun atlamayı. Şampiyon. Türkiye şampiyonasın yaşında, değil mi? Evet. Hedeflerin neler? Başarılı olmak. Başarılar diliyorum. Hocam Burhaniye gerçekten Balıkesir'in mütevazi, benim de çok sevdiğim ilçelerimizden biridir. Ama bu kardeşlerimizin Avrupa dünya şampiyonu olması bizi gururlandırıyor. Sağ olun. Zaten paralimpik branşlarda ilk kez büyüklerde dünya üçüncülüğü, ya dünya denilse lan Muhsin'e var. Evet. Gençlerde. Hatta kardeşimize sahip çıkılmıyor demişti. Ben de bol bol haberlerini yapmıştım benim sistemde. Benim sisteme bakarsan adını soyadını gir çıkar. Sevim bir sakatlık yaşadı ama Sevim de 2020 olimpiyatları için ciddi anlamda hırslı. Evet. Diğer kardeşlerimiz de bizim inancımız 1-2 yıl içinde milli takımda olmaları. Yeter ki milli takıma girdikten sonra destek görsünler. Evet. Başka bir istedim. Her Burhaniye'de de iyi firmalar var. Evet. Burhaniye'de kaymakamlık ve belediye ciddi olarak çocuklarımıza yardım ediyor. O konuda müşteri olur. Yalnız bu kaymakam ya da belediyeyi de değil de... Tabii herkesin sahip çıkması lazım. Özellikle milli takımdaki sporcuların devlet maaş bağlamasıyla daha da sağlıklı hale gelir. Bağlıyor mu peki? Bekliyoruz. Bekliyoruz, evet, doğru. Bekliyoruz. Yani
bence sporculara maaş bağlanması onların başarı grafiğini de yükseltir değil mi? Tabii milli sporculara maaş bağlanması, derece yapan sporculara maaş bağlanması ve ödüllendirilmesi ciddi anlamda motivasyonu yükseltir. Türkiye'nin dünya arenasında ciddi anlamda daha fazla söz sahibi olmasına neden olur. Çocuklar başarılar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun ilginiz için. Sağ olun. Gerçekten sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Anne ne yapıyorsun? İyiyim oğlum sen. Hacca gittin geldin. Evet. Allah kabul etsin. Bana gelmişsin. Görüşeme geldim. Güzel ha. Sana geldim. Müdürüm nasılsın? İyiyim Osman amca nasılsın? Hoş geldin. Yoldaş ne yapıyorsun? Sağ ol sen nasılsın? Sağ ol. Bunlar benim talebemdi judoda. Ne? Şimdi araba...